Evet, zaten 12.30'u gösteriyor gün ortasına. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün gün ortası her cuma bundan sonra çok farklı bir program formatıyla devam edecek. Gün ortası kapsamında yönetim katı programını yapıyor olacağız. Yönetim katında da Türkiye'den, dünyadan çok farklı profesyonelleri burada ağırlıyor olacağım. Hem profesyonelleri hem patronları iş dünyasından. Pek çok ismi biraz özel hayatlarına da girerek, kendilerini de tanımaya çalışarak sizlere yansıtmaya çalışacağız değerli izleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Bugün yönetim katında çok başarılı genç bir yöneticiyi, bir finans profesyonelini ağırlıyorum. Çalışkanlığı, disiplin ve zeka ile birleştirip çok genç yaşlarda özellikle de kadınların çok yer almayı, her nedense çok bulunmayı tercih etmediği bir alanda finans alanında zirveye çıkmış bir isim. Dünya Ekonomik Forumu tarafından da liderliğinin altı çizilmiş, dünyaya ilan edilmiş, genç liderler arasında gösterilmiş çok kıymetli bir isim. Çok da değerli bir dostumu ağırlıyorum. TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı Burcu Geriş bizimle. Burcu hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk Ahu. Çok teşekkür ederim davet Ne ettiğiniz güzel için. seni Çok böyle mutluyum. ışıl ışıl ağırlamak. Bütün reji diyor ki ışıl ışıl bir kadın var karşımızda. Çok Gerçekten teşekkür de Eko ederim. Türk rejisinden sana yönelik bütün iltifatları burada saysam. Çok Ama teşekkürler, gerçekten sağ de olun. harika görünüyorsun Burcucuğum. Hoş geldin tekrar. Şimdi Hoş de bulduk. gerçekten de hepimizin gıpta ile baktığı bir başarı öyküsü senin hayat hikayen aslında. O yüzden biraz seni bu havacılık sektörünün dışında kendi kişisel hayatınla, kişisel özelliklerinle de biraz Ekotürk izleyicilerine tanıtmak istiyorum. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce de aktardım. Böyle biraz sert bir alanda, bir kadın olarak hele finans alanında oldukça yükseldin. Gerçekten zirveye çıkmış bir isimsin. Dünyanın dikkatini çeken bir liderlik var karakterinde. Dünya Ekonomik Forumu, World Economic Forum gibi bir yer tarafından dünyaya ilan edilmiş, altı çizilmiş bir lider. Liderlikten bahsediyoruz. Tüm bunlar olurken tabii seni tanıdığım için bir yandan da sevgi dolu harika bir aile kurduğunu biliyorum. İki tane çok tatlı evladım var. Bütün bu başarıların ortasında bir yandan da işte o aileyi tesis etmek, kurmak da kolay olmuyor ama sen onu da başardın. Hiçbir başarının tesadüfe dayanmadığını, çok ciddi bir emek istediğini de biliyoruz Burcucuğum. Sen gençlerle de sıkça buluşan bir isimsin. Gençlere kendi ne bir ilham kaynağı olarak, bir rol model olarak hayat hikayeni anlatmayı seven bir isimsin. Ekotürk'ün de oldukça genç izleyicileri var ama herkesin de insan bizi izliyor şüphesiz bir iş dünyası kanalı olarak. Seni tanıyan tanıyor. Tanımayanlara biraz bu kariyer öykünü anlatır mısın, paylaşır mısın? Tabii çok teşekkür ederim Ahu bu güzel tanıtım için. Biraz mahcup oldum, utandım açıkçası. Çok teşekkürler güzel Hepsini hak sözlerin için. ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Benim hikayem aslında yani çok küçük yaşlardan itibaren zaten her şey aile hikayesine dayanır ya. Ben bir memur çocuğuyum. Annem öğretmen, babam subay. Hiçbir yerden torpilim olmadı hiçbir zaman. O yüzden güzel bir o açıdan güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana gelen en çok soru hani siz bunu nasıl yaptınız? Tanıdık olmadan Kesin bir başlayan yerde iş tanıdığın yapılamıyor. vardır gibi. Evet yani umutsuzluğa kapılan çok insan oluyor. Biz tanıdığımız olmadan dışarıdan üstlerden nasıl yapacağız diye. Yani yapan çok kişi var. Ben de onlardan bir örneğim. O yüzden o açıdan başlangıcı aile hikayesiyle yapmak istedim. Annemi babanın tabii bende emeği çok büyüktür. Hep yetiştiriliş Şüphesiz. tarzı. Her zaman her şeyi bir kız çocuğu olarak her şeyi ne istersem kafama ne koyarsam çalışırsam yapabileceğimi öğretti annem babam bana. Ve sonradan da öğretmenlerim. Ben de yani burada zaten bir gizli bir sihirli bir formülü yok başarının. Çok klişe olacak ama çalışmak, risk almak. Tabii. Bütün bunlar. Ben de öğrencilik hayatım boyunca da başarılı bir öğrenciydim. Bayağı inek bir öğrenciydim açıkçası. Seviyordum çalışmayı. Boğaziçi İşletmeyi bitirdim onu ilk tercihim olarak kazandım. ÖYS'de derece yaparak. Ondan sonra Boğaziçi'ni bitirdikten sonra ne yapacağımla ilgili çok da bir fikrim yoktu. Onunla ilgili de çok sorular geliyor. Biliyor muydunuz CFO olacağınızı? Bu
kararı çok önceden vermiş miydiniz? Finansı çok önceden seçmiş miydiniz? Tabii soracağım çünkü şu var, hani gençler ve çoğu insanda özellikle Türkiye'deki gençlerde çok sık yaşanan bir sıkıntı. Pek çoğumuz da bunu yaşadık. Ne olmalıyım, ne yapmalıyım, nereye yönelmeliyim konusunda ciddi bir oryantasyon sorunumuz var. Bu da biraz hani kendimizi tanımamaktan mı kaynaklanıyor, kendimize çok samimi bir iletişimi çocukluktan itibaren kuramamaktan mı kaynaklanıyor? Ya da işte aile büyüklerinin beklentileri doğrultusunda da gidebiliyoruz, ilerleyebiliyoruz bazen. O da bizi mutsuz edebiliyor. Ama sen biliyorum ki kariyerini çok bilinçli, çok şuurlu nokta atış şekillendirdin. Başlangıçta biraz bir akış var galiba değil mi? Bankacılıkta başladın işe Burcu. Var, evet var. Aslına bakarsın yani ben her zaman matematiği, finansı çok sevdim. Çocukluktan beri hep böyle kendi bütçemi yapardım. Rakamlarla aram hep çok iyi oldu. Ama açıkçası finansı bir kariyer olarak hani ortaokulda, lisede ve hatta üniversitede bile düşünmüyordum. Bunu kendime çok bir hedef olarak almamıştım. Tamamen tesadüfen aslına bakarsanız Garanti Bankası'nda MT programında finansa atılmış oldum finans hayatına ve çok da sevdim. Yani atıldıktan sonra aslında benim için doğru olduğunu anlamış oldum. Bunu bilinçli veya bilinçli yapmaktan öte aslında neyi istemediğinizi erken zamanda karar vermek veya farkına varmak da önemli. Yani 18 yaşında illa ya da 20 yaşında illa ne yapacağımızı bilmek zorunda değiliz ama ne yapmak istemediğimizi en azından görebiliriz. O da bir kazanım. O da önemli diyorsun. Yani ben 21 yaşında finansa atıldığımda gördüm ki ben seviyorum ve doğru yer benim için. Peki o zaman Garanti Bankası'nda başlamış bir kariyer olduğunu ben biliyorum. TAV'la yollar nasıl kesişti? Tabii TAV'ın ve havacılık sektörünün de çok geliştiği, çok büyüdüğü, TAV'ın çok büyüdüğü yıllarda sen çok uzun yıllardır da çalışıyorsun bildiğim kadarıyla holdingde. Evet, 15 yıl oldu benim TAV'da. Maşallah diyelim. Çok istikrarlı. Yani. Yok, çok küçük yaşlarda başladığını biliyorum çok erken bir zamanda. Nasıl kesişti yollarınız TAV'la? Ben Garanti Bankası'nda hazine ve proje finansmanı üzerine çalıştım 6 yıl. Daha sonra TAV'a geçtim 2005 yılında. TAV tabii o zaman şimdiki TAV değildi, daha halka açık değildi. Bu kadar tanınmış, kurumsal bir firma değildi. Şansımı denemek istedim reel sektörde. O zamanlar çok heyecan verici bir gelecek gösteriyordu. Doğru da bir seçim olmuş benim için sonraki günler, yıllar gösterdi ki. 2005'te TAV'da başladım proje finansmanı bölümünde. Tam o sırada biz halka arza hazırlanıyorduk. Daha doğrusu bir sonraki sene halka arza hazırlanmaya başladık. Halka arz öncesi fon satışlarını gerçekleştirdik. Halka arzı çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdik 2007 Şubat'ta. Daha sonra 2012'de Fransız Aéroport de Paris firmasına çoğunluk hisselerinin satışını gerçekleştirdik. Yani şirketin kurumsallaşma ve büyüme hikayesinde ben de yer almış oldum. Bu tabii çok heyecanlı oldu benim için. Hem kendim çok şey öğrenmiş oldum hem de şirkete de kendimce bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Dolayısıyla çok güçlü bir liderlik yapısı Sani Bey'in de önderliğinde ve çok güzel bir aile ortamı, yönetim yapısı var TAV'ın. O açıdan kendimi şanslı hissediyorum. Tabii şu an havacılık zor dönemlerden geçiyor ama biz zor dönemlerden geçtik daha önce de. Yani halka arz öncesinde de geçmiştik. 2008-2009 krizinde de geçtik. Bu tabii şimdiye kadar yaşamadığımız daha büyük bir kriz ama hepsi bizim için bir öğrenme, kendimizi kanıtlama, bu şirketin ne kadar güçlü olduğunu da gösterme fırsatı. Şimdi tabii sen madem girdin biraz havacılık sektörüne, oradan devam edelim. Oldukça sert etkilenen sektörlerin başında geliyor tabii senin içinde bulunduğu sektör, havacılık sektörü. Biraz paylaşır mısın oradaki liderlik ve yönetim ve kriz yönetimi deneyimini de? Çünkü biliyoruz ki özellikle sizin üzerinizde bu işin ağırlığı var. Çünkü gelirlerin biraz bu tip krizlerde düştüğü bir dönemde biraz daha gider, maliyet, ince ince hesapların yapılması gereken, hani nereden ne kısarız, nasıl yaparız? Çünkü evet bu bir süreç, bunu atlatacağız belli ki ama bu süreci olabildiğince az bir hasarla atlatmak adına da gerçekten sizin üzerinize, finans departmanının üzerine düşen çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Nasıl yönetiyorsunuz krizi? Doğru, kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Bizim de yatırımcılarımızın sorduğu en önemli sorulardan biri. Ve en son üçüncü çeyrek rakamlarımızı açıkladığımızda hala pozitif EBITDA açıklamak havacılık sektöründe bir şirket için önemli. Bu da nasıl oldu? Bu kadar kısıtlı gelirler ve kısıtlamalar altında sınırların kapandığı, uçuşların olmadığı, ikinci çeyrekte bütün havalimanlarımızın kapandığı bir ortamda
giderleri nasıl kısarak kıstığımızı, işte ödemelerimizi nasıl yönettiğimizi, nakdimizi nasıl yönettiğimizi, nasıl iyi yönettiğimizi göstermiş olduk yatırımcılarımızda. Yaklaşık bir %55'lik bir giderde kısma gerçekleştirdik ikinci çeyrekte ve üçüncü çeyrekte. Bu çok büyük bir başarı tabii. Çok büyük de fedakarlık oldu çalışanlarımızın şüphesiz yaptığı, bizim yönetim olarak çalışanlarımız olarak yaptığımız. Aynı zamanda bütün kontratlarımızı gözden geçirdik. Bütün üçüncü partilerle olan sözleşmemizi gözden geçirdik. Hepsini yeniden yapılandırma ve daha iyileştirme için gerekli çabaları gösterdik. Devam da ediyor, bitmiş değil. Çünkü yani krizin ne zaman sona tamamen sona ereceğini ve yolcu sayısının 2019 seviyesini tamamen ne zaman geleceğini tam olarak öngöremediğimiz için, ki aşı çok güzel bir bizim için çok önemli bir gelişme oldu bu hafta. Evet. Evet. 2020 Mart'tan sonrasının için bir rahatlama olabileceği söyleniyor. Bizzat aşıyı üreten biliyorsun orada da bir Türk kökenli BioNTech firması. Çok da gurur duyuyoruz. Bir tarih verildi aşağı yukarı. Ha diyoruz ki o zaman 2020 yazlara doğru biraz nefes alabileceğimizi umuyoruz. İnşallah. Siz de ona göre bütün 2021 projeksiyonlarınızı yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Şeyi de gösterdi, 2020 yazında tabii kapalıydı Avrupa Birliği ve bir sürü ülke sınırları, ama Rusya ve İngiltere Temmuz'da, Rusya'da Ağustos'ta açıldı ve Antalya Havalimanı, bizim işlettiğimiz bir havalimanı, normalde 36 milyon yolcusu var. Biz bu seneyi sıfır geçebiliriz diye düşünüyorduk ama Temmuz ve Ağustos'ta açılır açılmaz birdenbire %30, %40'lara varan bir geri dönüş sağlandı ki çok kısıtlı ve çok geç bir zamanda açılmasına rağmen. Bu da gösteriyor ki sınırlar açılır açılmaz, kısıtlamalar kalkar kalkmaz insanlar aslında uçmaya, tatil yapmaya aç. Yani bunu özlemiş durumdalar. Geciktirilmiş bir talep var, ertelenmiş bir talep var. Ve ne zaman ki bu sınırlar açılır ve insanlar tekrar güvenli bir şekilde seyahat etmeye başladığında bunun çok hızlı bir şekilde geri döndüğünü gördük. Aynı şekilde iç hatlarımızda da bunu gördük. İzmir, Bodrum, İzmir-İstanbul, Bodrum-İstanbul, Ankara-İstanbul, bu hatlarımız %65, %70 geri dönüş sağladı geçen yazın aynı dönemine göre. Muazzam bir potansiyel var. Türkiye'nin zaten uluslararası destinasyon olarak potansiyeli ortada Burcu. Bu arada insanlar uçmaya da o kadar alıştılar ki gerçekten zor duruyoruz yerimizde. Yani bir an önce herhalde ben hep şunu hayal ediyorum. Durmadan uçacağım, durmadan bir yerlere gideceğim şu iş bittiği zaman diye. Kendime bir hedef koydum. Eminim pek çok insan bu psikoloji içerisinde. Çünkü gerçekten alıştık biz mobil olmaya, seyahat etmeye. Türk insanında da artık hani son dönemdeki bir takım şeylerde yeni yerler keşfetme, yeni ülkelere gitme içgüdüsü, duygusu da çoğaldı. Bu konudaki olanaklar da arttı. O yüzden şu süreci bir atlatmak gerekiyor. Şimdi biraz tabii havacılık sektörüne dair mutlaka tabii konuşacak çok fazla konu olmakla birlikte ben senin üzerine biraz daha fokuslanmak istiyorum. Malum hep yatırımcı ve çalışanlar hep bir iyimserlik üzerinden bütün senaryolar gelişiyor. Özellikle yatırımcılıkta bu iyimserliğin, pozitif olmanın çok önemli olduğunu ben kendi bizzat yakın çevremde de görüyorum. Bazen böyle inanılmaz bir iyimserlik içerisinde olabiliyor böyle çok sevgili insanlar çevremde. Ya şimdi deme her şey iyi olacak. Evet iyi olacak diyorlar ve gerçekten iyi olduğunu da görebiliyorsun. Ve bu iyimserlikte de bir takım sıkıntılar atlatılabiliyor. Onu da görüyorsun. Çok da olumlu sonuçlar. Biraz bu başarıda çalışmak dedin. Evet çok önemli gerçekten ama galiba bu iyimserlik de son derece önemli değil mi Burcu? Buradan beslenmek. Doğru. Negatif senaryolardan değil de biraz daha pozitife odaklanmak da çok önemli. Neden özellikle bunun altını çiziyorum? Bizim halkımızda, bizim insanımızda biraz daha doğuya doğru kaydıkça biraz daha böyle şey başlar ya, acıdan, dramdan beslenme. Ya da ne bileyim olumsuzluktan biraz daha böyle zevk alma hali hatta neredeyse. Yani biraz o başarının arkasındaki o pozitifliği de biraz vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Eminim senin açından da çok önemli bir karakter özelliği, kişilik özelliğidir diye düşünüyorum seni tanıdığım için. Kesinlikle, kesinlikle Ahu. Yani pozitiflik, pozitif bakış açısı çok önemli. Ve etrafınızdaki insanların da pozitif olması. Yani sonuç olarak etrafınızı, hep onu söylerim, pozitif insanlarla çevrelerseniz, sizi aşağıya çekmeyen, sizi demotive etmeyen, onun da çok faydası oluyor. Yani sonuç olarak arkadaşlarımızı, dostlarımızı buna göre seçersek ve negatif insanlardan da mümkün olduğunca ayıklamaya çalışırsak hayatımızı, çünkü tek başına izole edip de pozitif olmaya çalışmak da kolay bir şey değil. Biraz kendi çevremizi nasıl seçtiğimiz önemli ve pozitif bakış açısı
çok önemli. Yani çok düşeceğiz, çok sonra tekrar kalkmak önemli. Yani fail fast dedikleri, hızlıca başarısız olup hızlı toparlanma. Çünkü aynen öyle. Çünkü hayatta tamamen yukarı çıkış, kesintisiz yukarı çıkış diye bir şey yok. Ne iş hayatında ne maalesef. Özel hayatta böyle bir keşke şey yok. Olsa. İniş çıkışlarla evet. dolu. Aynen sonsuza kadar yukarı çıkış yok. Önemli olan bu iniş çıkışlardan en az hasarla ve en hızlı şekilde toparlanarak çıkmak ve bunların hepsinin geçeceğini, daha iyi olacağını düşünerek bir pozitiflikle devam etmek diye düşünüyorum. Peki. O zaman bize biraz finans dünyasında bir kadın olmayı anlat. Bu kadar ters köşe. Ben biliyorum sen böyle toplantılara gittiğin zaman uluslararası olsun, yani dünyada bile böyle erkeklerle dolu bir dünyadasın aslında. Var mı senin gibi örnek? Var. Ama az mı? Evet, çok az. Biraz anlatır mısın deneyimlerini? Paylaşır mısın? Evet. Hani nasıl bir şeyle karşılaşıyorsun böyle girdiğin ortamlarda? Ben çok şanslı bir durumda olduğumu düşünüyorum. Çünkü bu dediğin gibi Türkiye'nin de dünyanın da bir gerçekliği aslında. Kadın yönetici olmak, kadın çalışan olmak belirli dezavantajları getiriyor beraberinde. Öyle mi? Getirebiliyor. Yani her yerde evet. çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu ön yargılardan, yetiştiriliş tarzından, insanların eğitim şeklinden kaynaklanıyor. Kadınların kendinden kaynaklanmıyor. Dış çevreden kaynaklanıyor. Ben neden şanslı olduğumu düşünüyorum? Ben bunun bulunmadığı ortamlarda çalışma fırsatı buldum. 15 yıldır TAV'da böyle bir ekosistem yok. Yani insan insan olduğu için değer veriyor. Kadın veya erkek olman önemli değil. Çalıştığın, başarılı olduğun için değer görüyorsun, yükseliyorsun. Ben 34 yaşında CFO oldum. Bana hani güvendi üst yönetim. O açıdan çok mutluyum. Ama hak ettim mi? Hak ettiğimi düşünüyorum. Ama birçok yerde hak edip de alamayan kadınlar da var. Ve onun sorumlusu tabii o kadınlar değil, o çevre, o yetiştiriliş, eğitim çok önemli, annelik çok önemli. Yani erkek çocuklarının, kız çocuklarının nasıl yetiştirildiği çok önemli bu açıdan. Hakikaten de tohumlar orada atılıyor değil mi herhalde, aile içerisinde aynen, ben, atılıyor. Kız çocukla erkek çocuk arasında bir fark gözetmeden... Aynı mesajların verilmesi son derece önemli. Bizde birazcık kız çocuklarda şöyle de olabiliyor Burcu. Bunu pek çok annede gördük, annelerimizde gördük. Belli bir anne profili ya da baba profili için çocuğun üniversitede okuması çok önemli oluyor ama kız çocuğunun kesinlikle bitirmeli üniversite. Ama çalışma hayatı için bir hedef konulmuyor çocuklarla ilgili. Ben onu görüyorum. Aynen. O yüzden çok çok iyi üniversitelerden mezun olup çok çalışmayan, iş hayatına atılmamış, evlenmeyi tercih etmiş çok insan, çok kadın var. İnanılmaz üniversitelerden mezunlar. Amerika'larda okumuşlar ama çalışmıyorlar. Bu da çok eşyan tabiatına aykırı ve çok çelişkili bir durum ortaya koyuyor. Oradan anlıyoruz ki aslında güdülemede herhalde yarım kalıyor o güdülemeler. Hani eğitim hayatını anlamışız ama çalışma hayatının kadın için gerekliliğini anlayıp anlatamıyoruz çocuğa. Onun altını ben de çizmek istedim. Sen de gözlemliyorsun etrafında mutlaka. Doğru, kesinlikle. Yani hem eğitimden hem de gerçekten dış şartların da kadınların çalışmasına uygun hale getirilmesine herkesin üstüne görev düşüyor. Yani burada devlet politikalarından tutun şirket politikalarına. Kotaları bir dönem desteklemiyordum ama şu anda destekliyorum. Geçici olarak kotalar da eğer bu geçişi hızlandıracaksa kotalar da ilk etapta faydalı olabilir yönetim kurulları için veya yönetimler için. Bu geçişin kadının istihdama ve yönetime katılımının arttırılması gerektiğini ve bunun biraz desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Pozitif ayrımcılıkta sorun yok. Mutlaka pozitif ayrımcılıkla bu iş bir ivme kazandırıldıktan sonra işler akışına rahatlıkla bırakılabilir. Evet, zaten hak etmeyen kişi orada duramaz. Yani ben hak eden kişilerin getirilmesinden bahsediyorum. Pozitif ayrımcılık derken hak etmeyen sadece kadın olduğu için bir yere getirilen birisinden değil. Ön yargıları aşabilmek adına. Kalıcı olamaz. Aynen. Burcu, şimdi iş dünyasıyla annelik de çok at başa gitmiyor. İşte koca koca üniversitelerden mezun kadınlar çocuk doğurunca ya ama çocuklarımızın çok ihtiyacı var, ayrılamıyoruz başlarından diyorlar. Sen nasıl dengeledin? Dengelediğini düşünüyor musun? Ben dengelediğimi düşünüyorum. Bence çocuklar mutlu anneyi hissediyor ve en önemlisi o annenin mutlu kendini gerçekleştirmiş olması. Eğer evde kalarak bir anne mutlu oluyorsa zaten gerçekten evde kalsın. Ama çalışarak mutlu ve kendini gerçekleştirmiş oluyorsa, çalışmadığı zaman evde mutsuz olacaksa bu zaten yansıyacaktır çocuklara. Dolayısıyla geçirilen, hani bu da klişe olacak, geçirilen zaman saatin sayısı değil, o geçirilen zamanın gerçekten kalitesi önemli. O çocukların o mutlu anneyi, o mutluluğu,
o rahatlığı hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bence burada anahtar kelime, bu dengede de anahtar kelime, hani orada kaç saat, burada kaç saat geçirdiği terazi gibi onu dengelemek değil. Bir seçim yaptıktan sonra bununla ilgili suçlu hissetmemek. Yani seçmediğiniz şeyle ilgili suçlu hissetmemek. Yani evdeyken ben ay şu işi de yapabilirdim, şu seyahate de gidebilirdim, şimdi çocuklarla olacağım, şuraya gitsem daha da çok yükselirdim de değil. İşteyken de ay ben çocuğumu arayayım, şu ne yaptı, bu ne yaptı, dakika dakika onu kontrol edeyim, o da değil. Evdeyken evdeyim, mümkün olduğu kadar işteyken işteyim. Yani %100 zamanınızı, enerjinizi fokuslanıp ona verip ondan sonra seçmediğinizle ilgili de suçlu duymadığınızda, kafanıza kompartmentalize edebildiğinizde bence rahat ediyorsunuz. Benim en azından formülüm bu. Müthiş bir formül tüyosu oldu bu. Teşekkür ediyoruz sana. Bu arada tabii senin zaman yönetimini yine de her şeye rağmen çok iyi yaptığını da biliyoruz Burcucuğum. Çünkü bir yandan iş hayatında böyle bir beş vites süratle giderken, aile hayatına sürekli işte maksimum ilgiyi göstermeye çalışırken kendi hobilerin ve ilgi alanlarını da pas geçmiyorsun. Sosyal medyada oldukça kuvvetlisin. Çok sevenlerim var, çok izleyenlerim var. Orada da ters köşe yapıyorsun. Bir finans profesyoneli, işte moda ile ilgin, giyinme ile ilgin, ne bileyim trendlere doğru ilgin falan. Biraz onlardan da paylaş lütfen Burcu Geliş'in Instagram hesabı. Çok takip edilesi bir hesap. Ben baş takipçilerinden biriyim. Ona da zaman ayırıyorsun ama, değil mi? Seviyorsun modayı. Evet, seviyorum modayı, seviyorum. Yani ben bir kadının veya bir kişinin zaten tek yönlü olması gerektiğini düşünmüyorum veya kalıplar içinde olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani finansçıyım diye işte sadece gri takımlar giyip sıkıcı bir insan tiplemesine girmek durumunda değiliz. Böyle hani stereotiplar vardır ya. Evet, evet. Öyle bir şey yok. İnsanlar, her finansçı alınmasın tabii. Hayır, üzerine alınmasınlar zaten ama. Hiçbir finansçı böyle değil. Değil, renkli insanlarız biz. Kalıplaşma içine sokup öyle bir ön yargı oluşabiliyor. Halbuki tanısanız finansçıları, içinde dansçısı var, sörfçüsü var. Yani neler neler, ne cevherler var finansçılar içinde. Sıkıcı insanlar değiliz yani. Ben o yüzden ilgi alanlarını genişlettikçe zaten insanın ondan beslendiğini düşünüyorum. Ve beyninin de o şekilde geliştiğini düşünüyorum. Sadece tek taraflı, sadece finansa kanalize olarak bence zaten yeterince potansiyelimizi açığa çıkaramayız. Sanata, okumaya, işte modaya, dekorasyona, neye ilgili fotoğrafçılığa, neye ilgi duyuyorsak bütün bunlar zaten full potansiyelimizi ortaya çıkarmamızda yardımcı olur. Aynı zamanda da stresimizi de atmaya yardımcı olur. Sonuçta hepimiz de insanız. Yan ilgilerimiz, yan hobilerimiz olması çok güzel bir şey. Hepsini aynı anda yapabiliyorsak zaten ne mutlu bize, hepsini dengeleyebiliyorsak. Öyle olduğunu düşünüyorum. Peki, biraz dijitalleşmeyi de konuşalım dilersen senle. Çünkü tüm bu yaptığımız canlı yayın dijital üzerinden, senin kendi sosyal medya buluşmaların dijitalleşmeler üzerinden ve artık iş dünyası da pandemiden sonra bu dijitali daha çok keşfeder oldu. Elimizde ne kadar enstrüman olduğunu yeni yeni keşfediyoruz ve sonuna kadar da kullanıyoruz. Faydalı da olduğunu görüyoruz. İyiymiş diyoruz. Zoom üzerinden de toplantı yapılıyormuş. Çok da konsantre toplantılar yapılabiliyormuş. Bir yandan tabii insanın fıtratına da aykırı tabii ki, bu kadar kontaksız kalamayız. Çok fazla kalamayız ama ne düşünüyorsun, biraz dijitalleşmeye dair öngörünü alalım. Malum pandemi sonrası çok teknolojik, çok daha yüksek teknolojili bir dünyaya geçiş yapacağız. Bir TAV'da neler yapıyorsunuz dijitalleşme adına? Home office çalışmadığınızı biliyorum. Şirkette toplanıyorsunuz. Sadece sayı azalttık dedin. Bazı tedbirler de alındığını biraz anlatır mısın? Paylaşır mısın dijitalleşmeye dair hem iş hayatı tecrübeleri hem genel bakışın önümüzdeki uzanan dünyaya dair? Tabii. Dijitalleşme zaten hani son 10 senenin bir high trendiydi. Ama bu pandemiyle beraber belki bir 5 senede alınacak yol 6 ayda alınmış oldu her açıdan, her sektörde. Evet. Yaratıcı yıkım açısından diyorlardı yani, değil mi? O buymuş. Kesinlikle. Aynen öyle. O yani, buymuş. Çok daha önce hiç kullanmamış video konferans sistemini hiç kullanmamış kişiler kullanmaya başladı ve bunun ne kadar aslında verimli olduğunu görmüş oldular. Ama sana katılıyorum Ahu, birebir iletişimin, yani yüz yüze iletişimin yerini tamamen hiçbir şey çok da tutmuyor. Yani tabii ki yerine geçebilir yanları var. Mesela ben bir seyahat edeceğim zaman, atıyorum Paris'e gideceğim bir yönetim kurulu toplantısına veya başka bir toplantıya. Şimdi 12 kere gitmeme gerek yok belki. Her bütçe toplantısına, her ay gitmeme gerek yok. Onlar rutin olarak online yapabilirim. Ama iki tanesine bakanlıkla görüşeceksem veya bir yönetim kurulu toplantısında iki tanesine gitmem de fayda olur. Onun bilincine artık varacak
insanlar. İş, biz bunu sektöre de tabii etkisini tartışıyoruz hep, havacılık sektörüne. Havacılık da tabii ikiye bölünüyor mesela. İş seyahatleri, iş dışı seyahatleri, tabii. keyif seyahatleri. Şimdi burada geri dönüş olurken iş seyahatlerinde biraz daha yavaş olacağını, tatil amaçlı seyahatlerde biraz daha hızlı döneceğini. Çünkü tatil amaçlı seyahatin yerine online bir şeyi izleyip uzaktan videolar izleyerek tatile gitmiş gibi olamıyorsunuz. Onun Hı-hı. yerini tutmuyor. Mümkün değil. Yani bir Hı-hı. video konferansı yapmak gibi değil. Dolayısıyla kalıcı olacağını düşünüyoruz bu teknolojilerin. Hayatımızda artık kalıcı olarak yer ettiğini. Ha, tamamen yerine geçti mi? Hayır. Ama kesinlikle yüz yüzenin bir kısmını yerine geçti. Havacılık açısından inovasyon, dijitalizasyon bakarsanız bizim böyle bir projemiz zaten vardı. Biz hani insansız check-in, insansız birçok evet. işlem, dokunmasız bu işlere başlamıştık. Şimdi COVID'in de etkisiyle hem sağlık açısından hem de gerçekten maliyet açısından bütün bunları daha hızlı bir şekilde hayata geçirmiş ve geçirmeye başlamış olduk. Hem sağlık hem emniyet hem de ileriye yönelik müşteri memnuniyeti, yolcu memnuniyeti ve uzun dönemde de maliyetler Peki. açısından bu dijitalizasyonun faydalı olacağını düşünüyoruz. Peki. Burcu Geliş, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktini ayırdığın ve böyle bir rol model olarak izleyicilerimize kendi aynı zamanda yaşam öykünü kısaca olsa kısa da olsa paylaştığın için görüşmek üzere diyorum en kısa zamanda. Çok teşekkürler abi, çok sevgiler, çok teşekkürler. TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı Burcu Geliş'i ağırladık canlı yayında. Hem birazcık bu başarı öyküsünü gündeme getirmiş olduk. Hem de biraz havacılık sektörüne de değindik. Kısa bir reklam arası, ardından saat 10 itibariyle günün önemli haberlerini, gelişmelerini paylaşıyor olacağız. Bizden ayrılmayın.